Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bu haftaki Python programlama dersimizde fonksiyonları işleyeceğiz. Geçen haftalarda hatırlarsanız W3 Schools diye bir web sitesi önermiştim. Bu hafta Programiz diye bir web sitesi var. Oradan işleyeceğim. Bu web sitesi de çok güzel. Videosu da var. İstediğiniz gibi ayrıntılı bir şekilde videolar var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Sadece Python değil, gördüğünüz gibi birçok dilin tutorialları var. Buradan Python'a tıklıyoruz. Tabii bizim konumuz Python olduğu için evet. Dediğim gibi videosu da mevcut. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir site yine. W3 Schools gibi. Tavsiye edeceğim sitelerden birisi. Evet, fonksiyonlar nedir? Fonksiyon arkadaşlar bir kod bloğudur. Yani kod bloğundan oluşan bir yapıdır fonksiyon. Niçin yazılır? Belli bir spesi ya da spesifik bir iş yaptırmak için kullanıyoruz fonksiyonu. Fonksiyonlar arkadaşlar ikiye ayrılır. Standart kütüphane fonksiyonları ve kullanıcı tanımlı fonksiyonu, yani kullanıcı tarafından oluşturulan fonksiyonlar ve Python kütüphanesinde bulunan hali hazırda konumlandırılmış fonksiyonlar. Bunlar hazır. Mesela print fonksiyonu, power fonksiyonu, math fonksiyonu gibi özür dilerim. Mesela square root, yani karesini alma, bir sayının karesini alacağımız zaman kullandığımız fonksiyonlar kütüphanesinde bulunan fonksiyon mesela. Bunlar hali hazırda Python tarafından oluşturulmuş, bizler için önceden oluşturulmuş fonksiyonlar. Ama biz kendi işlerimiz için kütüphanede yer almayan fonksiyonları ne yapacağız? Oluşturacağız. Fonksiyonları nasıl oluştururuz? Belirli bir yazılımı var. Öncelikle def anahtar kelimesiyle tanımlıyoruz fonksiyonu. Ne yapıyoruz? Önce def diyoruz. Yani definition'dan geliyor. Fonksiyon tanımlamak için bu anahtar kelimeyi yazıyoruz. Sonra fonksiyonun adını yazıyoruz. Burada. Daha sonra parantez açıyoruz. Parantezin içinde parametre veya argument. Buraya boş da bırakabiliriz. Daha sonra göreceğiz. Yine argüman da yazabiliriz. Yani parametre de ekleyebiliriz. Bir tane, iki tane, yani çok sayıda parametre de ekleyebilirsiniz. Sınır yok arkadaşlar. Sonra iki noktamızı koyuyoruz ve buraya yaptırmak istediğimiz kod bloğunu, yani ne iş yapmak istiyorsa, mesela işte ne bileyim bir çemberin alanını hesaplattıracaksınız. İşte veya sayının karesini alacaksınız. Yani sayının karesini niye alıyoruz? Zaten hali hazırda var, değil mi? Ama örnek olsun diye veriyorum. Onun gibi arkadaşlar kodu buraya yazıyoruz ve sonra return key kullanıyoruz. Tabi burada return key yine opsiyonel. Yani kullanmak zorunda değiliz. Kullanabiliriz de. Gerektiğinde kullanacağız zaten ama kullanmak zorunda da değilsiniz. Evet. Şurada gördüğümüz fonksiyonun tanımı. Yani bir fonksiyonu nasıl tanımlarız? Bu şekilde tanımlıyoruz. Bakın örnek, burada bir örnek vermiş. Merhaba dünya yazdıran bir fonksiyon yazalım demiş. Burada bakın nasıl yapıyoruz? Def. Burada ismi kendimiz veriyoruz. Grid diye bir isim vermişiz bakın. Grid. Gördüğünüz gibi argüman almamış. Yani parametre almamış. İki nokta. Sonra da print tırnak içinde hello world. Evet, burası fonksiyonun tanımlanması. Peki bunu biz tanımladık ama nasıl harekete geçireceğiz? Yani bu fonksiyonu nasıl çalıştıracağız?
İşte yani function call dediğimiz nasıl programı nasıl aktif hale getireceğiz, çalıştıracağız. Bunu da arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın fonksiyonun adını yazıp parantez içinde yani parantezini ekliyoruz. Bu şekilde fonksiyonu çağırmış oluyoruz. Yani daha doğru bir tabir dersek çağırmış oluyoruz. Yani çağırmak demek de bu fonksiyonu burada çağırıp çalıştırıyoruz. Tam bir örneği görelim burada bakın. Ne yapmışız? Önce bir tane fonksiyon, greet fonksiyonu, hello world diyen bir fonksiyon tanımlamışız. Sonra burada greet yazıp parantez açı kapa bu şekilde fonksiyonu ne yaptık? Çağırdık. Çalıştırdık. Bakın burada da yine bunun fonksiyonla hiç alakası yok. Sadece farklı olduğunu anlayın diye yazmış. Print outside function yani fonksiyonun dışında diye bir ibare eklemiş. Bunu kodu çalıştırdığımızda ne yapacak? Ne yazdıracak? Hello world diyecek. Sonra da outside function yazacak. Çalıştıralım. Run diyelim. Bakın burada hello world dedi. Niye? Çünkü burada eğer fonksiyonu çalıştırmazsak mesela siliyorum arkadaşlar. Bakın sildim. Şu anda şunu clear yapalım. Tekrar çalıştırdığımda ne yazacak sizce? Sadece outside function diyecek. Burada herhangi bir şey yazmıyor. Hello world yazmayacak. Neden? Çünkü fonksiyonu tanımlamışız ama çağırmamışız. Çalıştırmamışız yani. Deneyelim bakın. Gördüğünüz gibi bakın outside function dedi. Çünkü neden? Fonksiyonu çağırmadık. Fonksiyonu çağırmamız için ne yapmamız lazım? Greet fonksiyonun adı sonra da greet. Evet, bu şekilde. Şimdi çalıştırırsak bakın hello world outside function. Peki şöyle yapalım tekrar yapalım. Greet. Bu sefer iki defa hello world hello world diyecek sonra outside function diyecek. Evet. Evet. Python buradaki örneğimiz hiçbir argüman almadan yaptığımız örneğimiz. Değil mi? Evet. Aslında genelde biz bazen parametre, bazen argüman diyoruz arkadaşlar. Ama zaten birbirinin şeyine geçiyor bunlar. Birbiri yerine kullanılıyor. Ama bunun standardı normalde fonksiyon tanımlamada şuradaki parantezin içinde kullandığımız zaman buna parametre diyoruz. Şurada fonksiyonu çağırdığımız zaman burada girdiğimiz bir değer olursa buna da argument yani argüman diyoruz. Yani burada yazdığımız parametre fonksiyon tanımlamasında kullandığımız eğer burada yazdığımız parantez içinde yazılan argüman diye geçiyor. Ama bu pek çoğu şeyde dikkat edilmiyor. Her ikisinde de argüman, bazen parametre, bazen argüman karışık şekilde de kullanılabiliyor. Ama standardı bilmeniz için söylüyorum. Fonksiyon tanımlamada kullandığımız şey parametre. Fonksiyonu çağırdığımız zaman parantezin içinde kullandığımızda buna argüman diyoruz. Argüman yani argüman şeklinde söylüyoruz. Evet, şimdi burada gördüğümüz örnek argüman olmadan bir fonksiyon tanımlama. Peki argümanlı nasıl yapabiliriz? Dediğimiz gibi sınır yok. İstediğimiz sayıda 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 argümanlı parametreli fonksiyonlar yazabiliriz. Sınır yok. Evet. Mesela burada iki parametreli bir ya da bak bugün örnek demiş mesela two argument demiş ama dediğim gibi biraz önce parametre buradaki parametre buradaki şeyde şurada çağırdı. Bakın şu arkadaşlar iki argümanlı diyoruz. Çünkü
çağırdığımız yerde parantez içinde kullanıyoruz. Burada parametre, iki parametreli fonksiyon. Evet, iki parametreli veya argümanlı fonksiyon nasıl yazarız? Ne yaptık? Def dedik, anahtar kelimemizi koyduk. Ondan sonra fonksiyonumuzun şeyin adını, fonksiyonun adını yazdık. Et, alt çizgi number, boşluk olmayacak, biliyorsunuz bu değişkenler nasıl yazılıyorsa aynı şey burada da geçerli. Add numbers dedik. Sonra parantez içinde num1 virgül num2 dedik. İki noktamızı koyduk. İki, birinci parametremiz, ikinci parametremiz. Sonra da bakın şu da şu iki satır bizim neyimizi oluşturuyor? Bloğumuzu oluşturuyor. Fonksiyonun bloğu. Kod bloğu. İki tane kodumuz var. Birincisine sum eşittir number num1 artı num2, yani birinci numarayla ikinci numaraya, yani iki, birinci parametreyle ikinci parametreyi ne yapıyoruz? Topluyoruz ve sum isimli değişkene atıyoruz. Eşittir dediğimiz atama operatörüydü bu. Daha önceki derste hatırlarsanız eşitliğin sağındaki değeri sola atıyordu. Sum'a atıyor. Sonra da print sum, şunu yazdırıyoruz. Olduğu gibi yazdırıp sonra da şuradaki değeri neyse bunu yazdıracağız. Yani sum 2 nokta, buradaki değer neyse bunu yazacak. Bu fonksiyonun tanımı. Geldik fonksiyonu çağırmaya. Evet. Burada da yine örnek vermiş. Bakın hiç argüman olmadan şurada örnek vermiş bakın. Buradaki iki parametreli. Nasıl çağıracağız? Bakın şu şekilde çağırıyoruz. Add numbers fonksiyonumuzun adını yazdık. Parantez içine buraya istediğiniz rakamı yazabilirsiniz. Örnek olarak 5, birinci parametre, birinci argümanımız 5 demiş, ikincisini 4 demiş. Peki bu fonksiyonu çalıştırdığımızda sonuç ne olacak? Sonuç tabii ki bakın 5, 4 ne olacak? Yani 5 num1 5, num2 4. 5 ile 4'ü topladı 9. 9'u nereye atadı? Sum'a. Sum'un değeri kaç? 9. Sonra da print ile yazdırdı. Sum 2 nokta, boşluk bıraktı 9. Görelim. Run diyorum. Bakın sum 2 nokta, boşluk 9. Evet. Evet. Return dediğim return ifadesi Python'da kullandığımız, dediğim gibi değer de ne yapabiliriz? Bir fonksiyondan bir değer döndürmek istediğimizde return anahtar kelimesini kullanıyoruz. Örnek yapalım yine. Bakın burada yine function'ı tanımlıyoruz. Def anahtar kelimesiyle. Sonra find square, yani kendimiz yeni bir fonksiyon, yani kare, o karesini alan bir sayının karesini alan bir fonksiyon oluşturulmuş burada. İsmi de find square denmiş. Parantezinde bu kaç parametreli? Tek. Buraya girdiğiniz rakamın karesini alan bir fonksiyon. Num denmiş. Bakın sonra içinde kod bloğu. İçine girdiğimiz karesini nasıl alıyoruz? Num'la num'ı çarpıyoruz, değil mi? Sonra da result diye bir değişken, ona atıyoruz. Sonra da return result demişiz. Yani sonucu ne yapmışız? Return yapmışız, döndürmüşüz. Evet, sonra da function call, yani şu tanımlama. Burada fonksiyonu tanımladık. Çağırmaya geldi sıra. Nasıl çağırıyoruz? Find square. Bakın find square parantezin için 3 demişiz. Ne yapmışız? 3 ile örnekte 3 yazmışız. Bunun yerine 5 yapsaydık ne olacaktı? 3. Yani çağırdığımızda 3 buraya geliyor. Burada 3 ile 3'ü çarpıyoruz. Ne oldu? 9. Burada 9'u return yaptı. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakın buradakini square diye yeni bir değişken oluşturmuş. Square'e atamış. Return kaç return olacak? 9. 9 square'e atandı. Square değişkeninin değeri 9. Sonra da print square 9. Çalıştıralım kodu. Bakın square 9. Peki burada find square 5 yazsaydık ne yapacaktı? 5 buraya gelecekti. 5 kere 5 25. Sonra 5'i döndürecekti. 25'i döndürecekti.
ne yapacaktı? Print olarak bakalım. 25 yazdıracak. Değil mi? Bakın 25. Evet, bu sefer bu tek parametreli fonksiyona veya tek argümanlı fonksiyona örnek. Şimdi gelelim iki argümanlı veya iki parametreli fonksiyona örnek yapalım. Bu sefer de iki sayıyı birbirine ekleyen bir fonksiyon, basit bir fonksiyon oluşturulmuş. Yine def add numbers diye ismi, fonksiyonumuzun ismi. Ve bakın num1 virgül num2. Burayı unutmayın, arada her zaman virgül olacak parametreye bir girdiğimiz zaman. Dediğimiz gibi sınır yok ama önemli olan nokta her bir parametreyi birbirinin arasında virgül ayrıştırmak. Sonra num1 artı num2 toplanmış ve sum diye bir değişkene atanmış. Sonra da return sum denmiş. Evet. Nasıl çağırıyoruz? Bakın ismini yazıp parantez içinde birinci argümanımız 5, ikincisi de 4. Ne yapıyor? 5 buraya 5 geliyor. 4 buraya geliyor. İkisi toplanıp 9 oluyor. 9 da return yapıyor. Sonra da dönen sayıyı nereye atanıyor? Result diye değişkene. Buradan da sum 2 nokta result. Print yaptırdığımızda cevap 9. Evet, 9. Güzel tarafı fonksiyonun istediğimiz gibi ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz. Mesela 10. Bu da 5 olsun. Çalıştırdığımızda clear yapalım. Ne olacak? 15. Değil mi? Sum 15. Bakın. Evet. Bunlar işte şu gördüğümüz örnekler. User defined, yani kullanıcı tarafından tanımlanmış fonksiyonlara örnek. Ama dediğim gibi Python kütüphanesinde hali hazırda önceden hazırlanmış, bizim kullanımımız için sunulmuş birçok ne var? Fonksiyon var. Bunların en çok bildiğimiz, en bariz örnek print. Değil mi? Ne yapıyoruz? String yazdırıyoruz. Text yazdırıyoruz print ile. Square root mesela, değil mi? Bu sayının karekökünü alıyor. Ondan sonracıma power üslü sayıda kullanıyoruz, üssünü alıyor. Bunlar hali hazırda tanımlanmış, yani ve bizim kullanımımız için sunulmuş neler? Fonksiyonlar. Bakın burada bir örnek yapılmış mesela. Square root kullanacağımız zaman nasıl kullanıyoruz? Burada square root'u direkt olduğu gibi alamıyoruz. Neden? Çünkü square root yani fonksiyonu mat modülünün içinde. O yüzden önce modülü import etmemiz gerekiyor ki onun içinden square root fonksiyonunu çağırabilelim. Bunu da ne yapıyoruz? Bakın importla yapıyoruz. Import ettik. Daha sonra kullanacağımız zaman da önce modülün adını yazıyoruz. Mat. Sonra nokta fonksiyonun adını yazıyoruz. Ama power için bu gerekli değil tabii ki. Sadece mat için gerekli. Evet. Yani gördüğümüz gibi şu çalıştırdığımızda mesela 2 üslü de pow üstünü alıyordu. 2 üssü 3, 8. Değil mi? 4'ün kare kökü 2. Bakın bunlar biz tanımlamadığımız halde bunları hemen kullanabiliyoruz. Niye? Çünkü kütüphanede Python kütüphanesinde mevcut bunlar. Evet. Örneklerden de gördüğümüz gibi fonksiyonların en büyük faydası nedir? Bir defa tanımlayıp onu defalarca kullanabilmek. Evet, argümanları biraz daha inceleyecek olursak. Şimdi de fonksiyon yani default hali hazır mı diyeyim? Yani hali hazır şekilde verilen
verilmiş argümanlı fonksiyonlara. Burada demek istediğimiz, hatırlarsanız a ve b şeklinde veriyorduk önceden, değil mi? Ama burada a eşittir 7, b eşittir 8 şeklinde ne yapılmış? Bakın, tanımlanmış fonksiyon. Sonra da a ile b'ni toplanmış, sum'a atanmış. Sonra da sum'ı print ile yazdırmışız. Function call with two arguments. Yani burada iki argümanlı fonksiyonun çağrılması. Nasıl çağırıyoruz? İsmini yazıyoruz. Sonra da iki birinci şeyimiz, argümanımız 3. Buradaki 2'yi tutuyor. Ama burada hali hazırda biz bir standart değer vermiyor. Yani başlangıç değeri vermişiz. Default dediğimiz aslında başlangıç diyelim burada. A 7 demişiz. B'nin değeri 8. Ama çağırdığımızda, fonksiyonu çağırdığımda ben parantezde burada 2, birinci parametre 2, ikinci parametrem ya da argümanım 3 olsun demişim. Burada çağırdığım bunun yerini alıyor arkadaşlar. Burada öncelik çağırdığımda. Yani o zaman ben bu fonksiyonu çağırdığımda 7 ve 8 değerini almayacağım burada toplamayı. 2 ve 3'ü toplayacağım. Yani 2 burada A'ya geliyor. 2, A'nın değeri 2, B'nin değeri 3 olmuş oluyor. 3 ile 2'yi topladım. 5, burada ne yazdıracak? 5 yazdıracak. Tamam mı? Öncelikle birinci sıra şu çağırmadaki aldığı değer. Eğer hiçbir şey yazdırmazsak, mesela burada parametre, hiçbir parametre vermezsem burada ne yazdıracak? O zaman işte ben burada açıkça spesifik olarak belirtmediğim için ne yazdıracak buraya? 7. Burada 7, A 7 olacak, B 8 olacak. Yani başlangıç değerinden alacak ve ne olacak? Toplam 15 yazdıracak burada. Peki ortadakinde burada sadece A eşittir 2 demiş. Burada ne olacak? Bakın yine burası öncelikli demiştim. O yüzden A 2 alacak burada. Buranın değeri 2 olacak. B'yi burada belirtmediği için B'nin değeri 8 alacak. 8, 2 daha 10. 10 yazdıracak. 5, 10 ve 15 şeklinde yazdırması gerekiyor. Bakın 5, 10, 15. Her ne kadar hali hazırda yani başlangıç değeri olsa da öncelik her zaman çağırdığımızdaki argüman değerlerinde, verdiğimiz değerlerde burada. Evet, gelelim keyword argümanlı Python fonksiyonuna. Keyword argümanı yani anahtar argüman, anahtar kelimeli argüman mı diyelim? Öyle Türkçesini bu şekilde çevirebiliriz ama mantığını şimdi bunu görünce daha iyi anlayacaksınız. Demek istediğimiz şu arkadaşlar, fonksiyonu tanımladık. Display info diye bir fonksiyon. Kaç tane parametresi var? İki tane. İki tane parametresi var. Birinci parametresine first name. İkinci parametrene last name. İki noktamızı koyduk. Kod bloğuna geldik. Ne yazdırmışız? Print. First name demişiz. First name'ini yazdırmışız. Bu. Sonra da last name demişiz. Last name'ini yazdırmışız. Şurası fonksiyonun tanımı. Burası da çağırmaya geldi. Fonksiyonu çağırdığımızda yani çalıştırdığımızda display info parantez içinde bakın last name eşittir Cartman, first name eşittir Eric demiş. Yani last name'i Cartman olsun, first name'i Eric olsun demiş. Bunu biz programı çalıştırdığımızda çıktısı nasıl olacak? Buraya gelecek, first name bakacak, yazacak. Sonra da first name'i ne bakacak? Gidecek buraya gelecek, first name'ine Eric. Değil mi? Eric yazacak bakın. Çıktısı bu şekilde. Last name'e gelecek buraya. Last name. Last name'i alacak. Buraya gelecek. Last name ne? Cartman demişim. O zaman şu şekilde. Çıktısı bu. Bakın output bu. Eric. Last name Cartman. Çalıştıralım. First name Eric. Last name Cartman. Yani keyword argümanları
Burada spesifik olarak biz hangi parametrenin hangi değeri alacağını belirtmişiz. Ama şu olmasaydı, keyword olmasaydı, yani şu şekilde olsaydı, çıktı aynısı olur muydu? Yani first name Eric, last name Cartman olur muydu? Bu şekilde bu programı fonksiyonu çağırsaydım, çalıştırsaydım ne olacaktı? Bakın ilk değer her zaman ne olacaktı? First name. O zaman buraya first name deyip first name diye hangisi olarak alacaktı? Cartman. Sonra da last name Eric. Bakın first name Eric, last name Cartman olmayacak. Çalıştırıyorum. Bakın first name Cartman, last name Eric. Evet, anladık mı şimdi keyword argümanın farkını? Yani burada şunu tazeleyeyim. Evet, bu şekilde yaptığımız zaman, keyword kullandığımız zaman, yani keyword argümanını kullandığımız zaman hiçbir zaman ne yapıyor? Sırası farklı olsa bile, yani bakın first name burada değil, başta değil, ikinci sırada, ama yine de karışıklık olmuyor. Neden? Çünkü spesifik olarak ben buradaki parametreyi buradaki argümanla eşitlemişim. Tamam mı? Farkı bu. Evet, gelelim argüman sayısını, yani parametre sayısını önceden bilmediğimiz fonksiyonlara. Yani bazen öyle bir fonksiyon yazmak isteriz ki kaç tane parametre kullanacağımızı bilemeyiz. Tahmin edemiyoruz diyelim. Ne yapıyoruz? Öyle durumlarda yıldız parametrenin önüne bir tane yıldız koyuyoruz. Python'da bu ne demek? Arbitrary argument demek. Yani kaç tane parametre gireceğin belli olmadığı durumda bunu kullandığın zaman Python hata vermiyor. Bu şekilde istediğin sayıda argüman kullanabiliyorsun. Örnek yapalım. Bakın bir tane find sum, toplamı bul diyen bir fonksiyon oluşturulmuş. Bakın star numbers demiş. Yani bu ne demek? Kaç tane parametresi olacağı belli değil. Yani biz fonksiyonu çağırdığımda bazen birin toplamı olmaz zaten, tek mantıksız olur. Değil mi? En az iki tane olması lazım çünkü find toplamı bulacak. Yani 2 olabilir, 3, 5, 7, 10, 20, 30. Değil mi? Bu kadar sayıyı ne yapabilir? Toplayabilen bir program, bir fonksiyon. Evet. Önce result diye bir değişken oluşturulmuş. Sıfıra sıfır atanmış. Değeri sıfır şu anda result'ın. Sonra bir döngü var burada. For döngüsü bakın. Num diye bir değişken. Numbers'ın içinde ne yapıyor? Result ile num'ı topluyor. Sonra da print ile bunu yazdırıyoruz. Sonra bu şurası arkadaşlar tamamı fonksiyonun tanımı. Geldik çağırmaya. Fonksiyonu çağırdığımızda finds bu sefer 3 parametreyle bakın. Find sum 1, virgül 2, virgül 3. 3 tane parametre. Ne yapacak? 3 sayıyı toplayacak. 3, 2, 5, bir daha 6. Peki burada 2 parametre. Bakın aynı fonksiyonu 2 parametreli olarak çağırmışız. 9'da 4, 9, 4 daha 13. Programı çalıştırdığımızda bakın birincisi 6, ikincisi 13. Bu 2 değil 5 tane de olabilirdi. 10 tane, 20 tane de olabilir. Hepsinin toplamını ne yapabilir? Bulabilir bu fonksiyon. Demek ki parametre sayısını önceden bilmediğimiz durumlarda neyi kullanıyormuşuz? Yıldızı koyuyoruz. Tek bir değişken oluşturup o parametre kullanıp parametrenin önüne tek bir parametre yazıyoruz. Onun önüne de yıldız koyuyoruz. Gelelim döngülü içinde, yani döngülü fonksiyona. Recursion fonksiyon diyoruz buna. Yani kendi içinde kendini çağıran. Kendi kendini çağıran fonksiyon. Recursive fonksiyon dediğimiz şey kendi kendini çağıran fonksiyon. Yani kod bloğun içinde ne yapıyor? Kendini çağırıyor. Bakın
Burada bir tane recurse diye bir fonksiyon oluşturulmuş. Recurse. İçinde bakın ki bu da function call, yani kendi çağırdığımız, nasıl ismini yazıp parantez yazıyorduk hatırlarsanız, o kodun içinde kendisi var. Yani kodun içinde kendini çağırıyor. Bu burada güzel bir örnek vermiş. Neye benziyor diyor. Birbirine paralel, birbirine bakan iki tane ayna düşünün. O siz kendinize baktığınızda ne yapıyorsunuz? Kendinizi aynalar birbirinin içinde görüyorsunuz bu şekilde. Bu da recursive fonksiyonu gerçek hayattaki örneği olarak bir örnek vermiş burada. Şurada. Evet. Bir örnek yapılmış burada. Mesela faktöriyelini bulmada. Hemen nasıl faktöriyel ismi verilmiş. X parametresi, tek bir parametre atanmış. Evet, burada da bir açıklama verilmiş. Hatırlarsanız bu comment'ti. Yani bunu çalıştırmıyordu, görmüyordu bunu program. If x 1 ise, 1'e eşit ise 1'i geri döndür. Değilse, bakın değil ise neyi döndür diyor. X çarpı, bakın şurası kendi fonksiyon, recursive fonksiyon, yani faktöriyeli tekrar çağırıyor bakın burada. Ama bu sefer buradaki girdiğimiz değerden bir azaltarak. Zaten recursive fonksiyonda her zaman azaltmamız lazım. Eğer bunu burada azaltmazsak, bunu faktöriyel x şeklinde yazarsak ne olur? Sonsuz döngü olur. Yani bir şekilde bunun bitmesi lazım. Evet, bu fonksiyonu çalıştırdığımızda, değil mi? Bakın burada örnek 3 verilmiş. 3 ile çalıştırdığımızda ne olacaktır? 3'ün faktöriyeli, yani 3 çarpı 2 çarpı 1. Değil mi? 6. Gördüğümüz gibi. Bakın burada 3 ile bu faktöriyeli, bu fonksiyonu çağırdığımızda, çalıştırdığımızda ne yapıyor? 3 sonra 3 çarpı, şöyle azıcık da şey yapayım. Bakın şurada 3 çarpı faktöriyel 2. Sonra faktöriyel 2 olduğu için tekrar başa dönüyor. Değil mi? Bu sefer ne yapıyor? 3 çarpı faktöriyel 1. Bak 3 çarpı 2 çarpı, özür dilerim, faktöriyel 1. Zaten faktöriyel 1 olduğunda, zaten eğer 1 ise diyordu bakın, 1'i döndür diyordu. O zaman ne yaptı? 1'i döndürdü. 2 kere 1 2, sonra da 2 kere 3 6. Yine aynı şekilde bunu yine grafik şekilde anlatımı. Ne yaptık? 3 değerini girmiştik örnek olsun diye. Faktöriyel 3. Ne oldu? Burada n 3. Şurada geliyor, burada n 3. 3 çarpı faktöriyel n eksi 1, yani faktöriyel 2. Ne yaptı? Bu sefer faktöriyel, aynı faktöriyel döngü yaptı, buraya geldi. Faktöriyel 2 şeklinde oldu. Burası 1'e eşit olmadığı için şuraya geldi. N 2. 2 çarpı faktöriyel n eksi 1, yani 2 eksi 1, 1. Ne yaptı? Bu sefer yine aynı döngü, şey, faktöriyel fonksiyonuna geldi. Ama bu sefer n eşittir 1 olduğu için 1'i döndürdü. Değil mi? 1 döndü buraya bakın. 2 kere 1 2. 2 buraya döndü. 2 kere 3 6. Sonuç 6. Evet. Ama şu şekilde bir fonksiyon yazarsak bu sonsuza kadar ne yapacaktır? Dönecektir ve ne hatası verecektir? Recursion error. Recursion error hatası verecek. Yani sayısı 1000. Arkadaşlar 1000 şeye kadar, döngüye kadar Python izin veriyormuş, ama 1000 döngüden, 1000 döngüyü geçtiği zaman bu şekilde, yani sonsuz döngü olduğu zaman recursion hatası veriyor. Evet, bunun tabii bu döngü fonksiyonunun
avantajı, dezavantajları var ama en büyük dezavantajı arkadaşlar nedir? Takip etmesi çok zor. Burada 3 girmemize rağmen bakın takip etmesi değil mi? Biraz sıkıntılı. Daha kompleks döngülü fonksiyonlar yazıldığında takip etmesi gerçekten zor. Ama ne yapıyor? Gerçekten kodu çok temiz yapıyor. Yani çok az bir kodla çok diğer şekilde çok fazla kod yazarak yapacağım şeyi kısa, çok birkaç satır kodla hemen yapabiliyorsunuz. O yüzden çok temiz bir kod oluşturmamızda ne yapıyor? Yardımcı oluyor bize. Evet, fonksiyonlarda son konumuz yine anonymous function dediğimiz ya da lambda dediğimiz özel bir fonksiyon. Lambda fonksiyonun tanımlaması şu şekilde. Ne yapıyoruz? Önce lambda diyoruz, iki nokta. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Expression'ı buraya yazıyoruz. Yani ifadeyi buraya yazıyoruz, lambda'nın kodunu, kod bloğunu buraya yazıyoruz. Lambda argument 2 nokta expression. Örnek. Mesela burada bir fonksiyon oluşturulmuş. Lambda print fonksiyonu hello world yazan ve bu nereye atanmış? Grid değişkenine atanmış. Bunu çalıştıracağımız zaman, bu fonksiyonu çalıştıracağımız zaman atılmış olduğumuz değişkeni yazıyoruz. Grid ve parantez açık kapa yapıyorsunuz. Bu şekilde. Bu fonksiyonu çalıştırdığımızda ne yazacak? Tabii ki hello world yazacak. Evet. Biz yukarıdaki argüman olmadan bir lambda fonksiyonu nasıl oluşturuluyor görmüştük. Şimdi burada da argümanlı lambda fonksiyonu nasıl oluşturulur? Ne yaptık? Lambda isim verdik. Name değişken. Sonra bu kod bloğu burada print hey there. Burada da buraya ne gireceksek onu yazacak buraya. Değil mi? Sonra çağırdığımızda bunu tabii neye atıyor? Grid user diye bir değişkene atıyor. Nasıl çalıştırıyoruz? Şunu yazıyoruz grid user parantez açıp içine argümanı yazıyoruz. Burada Delay'a yazılmış. Buraya Hakan da diyebiliriz, Ahmet de diyebiliriz, Mehmet de diyebiliriz. Ne istersek onu biz yazacağız. Çalıştırdığımızda ne olacak? Şunu yazacak. Hey der diyecek. Değil mi? Sonra da buraya ne girdiysek, hangi argümanı girdiysek, Delay'a. Hey der Delay'a. Evet, yani fonksiyonlarda buraya kadar genel itibariyle işlemiş olduk. Bir sorunuz olursa yine bana iletebilirsiniz arkadaşlar WhatsApp'tan. Gruba da yazabilirsiniz. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.